Ama bence en büyük sorun dilimizin e, Osmanlı Türkçesi döneminde Arapça ve Farsça sözcükleri açılmışken... ...bugün özellikle meşrutiyetten sonra Fransızca ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da İngilizce'ye doğru bir kayma vardır. Bu da tabii teknolojinin, kültürün veya ne bileyim araçlarının. iletişim araçlarının gelişmesi... Evet. Dolayısıyla kamera, mesela kameranın Türkçe'si yoktur, evet. telefonun Türkçe'si yoktur, televizyonun Türkçe'si yoktur, radyonun Türkçe'si yoktur. Bunlara Türkçe karşılıklar bulmak zorundayız ki Almanlar bunu yapıyorlar. Evet. Yapıyorlar. O değiniriz biraz sonra. E, <laughs> i̇sterseniz bu ikinci Türkçe'de e, Türkçe'ye dair ikinci sorunumuz. Evet. Bunları sıralayacaksınız Hı -hı. ve derinlikli konuşacağız bunları tabii, ama tabii. çok kısa bir ara var. E, tamam. Bu aradan sonra isterseniz bölmeyelim, bu aradan sonra devam edelim. Tabii. Değerli izleyenler hocamızla sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmek üzere çok kısa bir aramız var. Yakın Doğu'da eğitim ve yaşam programı devam ediyor. Bugün konuğumuz yardımcı doçent doktor Erdoğan Saracoğlu hocamız. E, Fen Edebiyat Fakültesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı hocamız. Hem e, bölümüyle ilgili bilgiler aktarıyoruz sizlere hem de e, daha genel bir konuda Türkçemizin sorunlarıyla ilgili söyleşiyoruz. Ve kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz hocam. Tabii. E, Türkçenin sorunlarını sıralamıştık. Hatta evet. bir ve iki dedik ama e, daha e, noktası. sorunlar var. E, Türkçenin kirlenmesi diyorum evet. ben ona. Yani e, Türk dilinde kullandığımız sözcüklerin Bugün yüzde ellisi, çok üzgünüm, yabancı sözcüktür. Yani biz güncel konuşmamızda yüzde elli Türkçe sözcü kullanıyoruz, yüzde ellisi yabancıdır. Ancak şu var, ben doktora tezimi Orhan Veli'nin şiirlerinde dil ve anlatım istilistik çalışması olarak yaptım. Şimdi istilistik çalışması son yıllarda başlayan ve oldukça zor bir çalışmadır. Neden zordur? Çünkü hem şairin bütün şiirlerini tek tek inceliyorsunuz. Dil özelliklerini. Kaç tane isim kullanmış? Kaç tane sıfat kullanmış? Kaç tane zarf kullanmış? Kaç tane at kullanmış? Kaç tane ...ortaç kullanmış, kaç tane ulaç kullanmış... ...yüzlerce fiş derledim bu konuda. Evet. Ee, uzun bir süre aldı tabii bu çalışma. Ee, dikkatimi şu çekti benim... ...şimdi biz güncel yaşamda bazı sözcükleri gerçekten özümsemişiz. Yani kullanırken Türkçe zannediyoruz... ...ama etimolojik incelemesine gittiğimiz zaman... ...sözcüğün Türkçe olmadığını, yabancı bir dil olduğunu... E, görüyoruz. E, örneğin hayat sözcüğü. Bugün köylüye hayat, hayatın nasıl veya hayat güzeldir dediğin zaman e, hiç garipsemez ve bunu çok rahat bir şekilde kullanır. Ama hayat Arapça bir sözcüktür. Türkçe değildir. Fakat o kadar çok kullanılmış, o kadar çok benimsenmiştir ki artık Türkçe'ye mal olmuş bir sözcüktür. Evet. Şimdi mesela bir kız arkadaşınız olsa gel hayatım çay içelim dersiniz ama gel yaşamım çay içelim diyemezsiniz. Evet. Bu uygun düşmez. Şimdi benim dikkatimi çeken şu oldu. Bir kere Orhan Veli şiirlerinde ee, özellikle biliyorsun garip edebiyat akımında hı hı. yani dadaizm dediğimiz veya neoklasik dediğimiz e, akımların bir takım etkisinde kalmış e, ve sürrealizm özellikle sürrealizmin etkisinde kalmış ve bir takım şiirler yazmıştır. Tabii çoğu şiirleri insanlara garip geldiği için bunlara garipçiler demişler evet. ve garip edebiyat akımı doğmuş. Ama İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı veya ağlasam sesimi duyar mısınız musralarımda dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle diye başlayan anlatamıyorum adlı şiiri. Ne güzel mısralar hocam. Güzel, güzel, hepsi birbirine gayet güzel, güzel. yazılmış. Şimdi ben e, istersen e, Fevzi Bey. Tabii ki hocam. E, Orhan Veli'de derlediğim ee, ...sözcükleri size söyleyeyim. Bir kere Orhan Veli tüm şiirlerinde e, 964 Arapça sözcük kullanmış. Tüm şiirlerin Arapça. 303 Farsça sözcük kullanmış. Ancak bunlar güncel yaşamda hiç yatsılmayan, hiç garipsenmeyen sözcükler. Yani Şöyle o günden ki, bugüne kadar yatsılmayan. Tabii, tabii, tabii.